Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 6 yıllık zorlu bir eğitim öğretim dönemini geride bırakarak mezun oldular. 2-1 Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılını geride bırakarak 181 öğrencisini başarıyla mezun etti. Mezuniyet törenine Afyon Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyon Milletvekili Hasan Arslan, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş ve çok sayıda aile katıldı. Görkemli mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken dönem birincisi Doktor Tuğçe Aksoy konuşmasını gerçekleştirdi. 6 yıl toplam 2 sözcük söylemesi 1 saniye ancak içine sayfalar dolusu güzel anıyı sızdıracak kadar uzun. Bugün bizler hekim olma yolunda 6 yıl önce başladığımız yolculuğumuzu sonlandırıyor ve hekimlik mesleğine ilk adımımızı atıyoruz. 6 yıl önce uzun ve zorlu yolculuğa mezun alacağımız günün bugünün hayaliyle ve heyecanıyla başlamıştık. Tıp öğrenimine başladığımız ilk günlerde 6 yılı çok uzak görüp bitmesini dahi hayal edemiyorduk. Halbuki o uzak görünen günlerin çok yakın olduğunu ve koşarak geldiğini, şimdi karşınızda olmakla zamanın sınır tanımadığını, sabırla sabredenin neler kazandığına şahit olduk. Program ilk olarak Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Necip Becit'in ve hemen ardından Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş'un konuşmalarını gerçekleştirmeleriyle devam etti. Tıp fakültelerinin temel görevi etik ve insani değerleri önceleyen, azimli, çalışkan, mesleğini en iyi şekilde yapabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip hekim yetiştirmektir. AFSÜ Tıp Fakültemizde alanında uzman araştırmacı 179 öğretim üyesi, 1218 tıp ve 327 tıpta uzmanlık öğrencisiyle eğitim ve sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir. AFSÜ Tıp mezunu olarak topluma karşı sorumluluk duygusu geçmiş hekimler olarak hayata atılıyorsunuz. Biz de size üniversite bilgi eğitiminiz boyunca bu bilinci kazandırmış olmaktan sevgili gençler, unutmayın ki sadece diploma sahibi, bilgili ve becerikli doktor olmak sizi gerçek anlamda hekim kılmaz. Çünkü ideal hekimlik bunların yanında olgunluk, sabır ve mesleğe yüksek adanmışlık da gerektirir. Öyleyse hekimlik mesleğini layıkıyla icra edebilmek için sahip olmanız gereken temel özellikleri bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Mezuniyet töreninde Afyon Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, AK Parti Afyon Milletvekili Doktor Hasan Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de geleceğe dair önemli bir konuşma yaptı. Ben sizlere nasihat etmeyeceğim. Sadece insan olduğumuzu, insana hizmet ettiğimizi, bu mübarek toprakların, bu aziz milletin bir neferi olduğunu unutmayın diyorum. Hepinize ömrünüz boyunca sağlık, mutluluk, başarı diliyorum. Bakanın yatak sayısı 2007 yılında 107 bin iken bugün 165 bin. Yani üniversite ve özel devlet saydığınız zaman bu rakam 240 binleri buluyor değerli dostlar. Nitelikli yatak oranı buradaki sayının artmasından çok nitelikli yatak oranı önemli. Nitelikli yatak ne demektir? Odasında tuvaleti, banyosu olan en fazla 2 kişilik olan yatak sayısı demektir. Bu 2000'li yılların başında %6 iken bugün %79'da değerli dostlar. Bu nasıl oluyor? Düğmeye basınca olmuyor tabii ki. Yatırım oluyor. Binaların yapılması oluyor. Sağlığa verilen önem oluyor. Birçok illerin başkentiyiz. Yine 18 ilçesi, 42 beldesiyle 60 belediyesi olan Türkiye'de en fazla belediyeye sahip illerin başında geliyoruz. Ben sizleri Afyon Karahisarı'nızda tekrar tekrar ağırlamaktan son derece mutlu olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Yolunuzda, bahtınızda açık olsun, başarılar diliyorum. Tıp Fakültesi mezuniyet töreni, dereceyle mezun olan öğrencilere plaket takdim edilmesi ve akabinde diplomaların verilmesiyle devam etti. Mezuniyet töreni, hekimlik andının okunması ve kep atma töreniyle son buldu.